Evet arkadaşlar, bugün size köy yerinde bir evin çatısını tadilat yaparken çatıdan çıkan malzemeleri, eski eşyaları göstereceğim. Burası yaklaşık 60 yıllık bir ev. Çatısından eski ağaçlar sökülüp yeniden saç yapılıyor. Burada size daha önceki eski dedelerimizin, babalarımızın kullandığı eşyaları tanıtacağız. Ne çıktıysa. Evet arkadaşlar, bu bir porsuk tuzağıymış. Nasıl çalıştığını tam bilmiyorum. Demirden. Eskilerin porsuk tuzakları. Burada bir kazanımız var. İçinde yine küçük bir tas pekmez kaynattıklarında kullanılan. Burada bir su küpümüz var. Eskilerimizin su içtiği. Bir adet ağaç tokmak. Zeytin dövüyorlarmış. Bir adet balta. Ve yine bir sirke veya pekmez küpü. Eskilerimizin kullandıkları. Yine bir bakır ibrik. Su ibriği. Ve daha büyüğü. Güğüm dedikleri. O da bakırdan bir ibrik. Küçük bir küpümüz var yine. İçinde daha önce ne sakladıkları bilinmiyor. Bunlar bayağı bir eskimiş, tozlanmış. Çatıdaki tadilat sırasında çıkıyor bunlar. Yine bir güğüm. Burada yine bir küpümüz var. Bayağı bir eski küpler bunlar. Daha önce kullandıkları gıdaları, nohutları vesaire, pekmez gibi ürünleri sakladıkları küpler. Burada bir çekiç. Keski, çekiç taş kesmek için, ağaç kesmek için bir sıvaca küreği diyelim, ona benziyor. Burada yine küçük bir kazan gibi, tencere gibi bir şey var. İçinde de bir sahan yine. Burada bir keklik kafesimiz var. Ahşaptan çok güzel bir işçiliği yapılmış keklik kafesimizin. Çok güzel. Burada bir çivi. Eskiden ağaca çağırıp ağacı ipi bağlayıp sürükledikleri bir çivi. Ve devam ediyoruz. Burada eski bir radyomuz var. Pisan Deluxe yazıyor. Bayağı bir eski radyo. Pilleri de var. Yine küçük bir küp. Ve bu küpün içinde de zifte benzer bir şey kaynatmışlar kullandıkları. Bu bir terazi. Eskilerin kullandıkları terazi. Bazı parçaları yok. Zamanla daha önceki tadı buymuş. Ve şöyle biraz uzaktan çekim yapalım. Uzaktan bu gördüğünüz şey ise çulfalık dedikleri, halı, kilim vesaire, sofra bezi ördükleri, dokudukları dokuma aletidir. Ve burada küçük parçaları var. Değişik değişik ebatlarda. Küçük. Burada yine bir ahşaptan tas gibi. Buna herhalde ipleri koyuyorlar. Tam bir bilgim yok. Burada. Bu şekilde. Bunu böyle çekerek çalıştırıyorlar. Burada yine küçük bir küp var. Bu bir kar küreği. Çatlamış, şu ortasından çivilerle desteklemişler. Kar küreğimiz. Burada bir ekmek yapıp yufka ekmeğe çevirdikleri şiş, bir ölçü birimi, kutu dedikleri, cevizi, buğdayı, bulguru dağıttıkları, yine bir sepet, eski örmelerden. Burada ekim biçtikleri oraklar var. Ve yine bir küçük bir kazan. İçinde alüminyum bir ibrik. Burada yine çulfalığın malzemeleri var. İp taktıkları, ip yaptıkları.
Burada yine o halı, çurfaların malzemeleri, ip doladıkları, değişik malzemeler. Bunlar tabi uzun süredir kullanılmadığından şu anda çalışmıyor. Bayağı bir eskimiş. Burada bir ip dolama aletine benzer bir şey var. Çok güzel. Ve burada yine bir bakır ibriğimiz var. Buradan çıkma. Evet arkadaşlar. Tarihimizi bilelim. Böyle malzemeleri kullandık. Hala kullanmaya devam ediyoruz. Tabii günümüzde bunlar hep çatılara, depolara saklanıyor. Orada çürümeye bırakılıyor. Bazı büyük şehirlerde antikacılar bunları topluyorlar. Yeniden kullanılabilir şekilde getirip turistlere ve ilgilenen yerli turistlere satıyorlar. Buradaki malzemelerimiz çatının tadilat sırasında çıktı. Ve hepsi çok güzel. Kullanılabilir durumda olanlar var, olmayanlar var. Burada mesela bu ibrikleri, güğüm dediklerimiz, testileri kalaycılara, kaylarla aktarıp yeniden kullanılabilir. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız yeni videolardan haberdar olursunuz. İyi günler, teşekkürler.